İşini aşkla yapan bir mobilyacıyla tanıştıracağız sizleri. Ayhan'a da kendi adını verdiği firmasında çocukluk tutkusunu mesleğe dönüştürmüş. Yüzlerce yıllık meşe ağaçlarıyla şık ve sade tasarımlara imza atan Ayhan'a da tarzını Eko Gündem'de anlatıyor. Etmediğin hiçbir şeyin sahibi olamazsın. Kokusunu içine çekmekle huzur bulduğu ahşabı işleyerek ekmeğini kazanmanın hayalini kuruyor Ayhan'a da. Baba mesleğini İstanbul'da sürdürüyor. Çocukluğumdan beri bu işi çok seviyorum. Şimdi öncelikle çocukluğumda babam köyde akşep evler yapardı. Babama da yardımcı olurdum ara sıra ve oradan da masifle ilgili çok hoşuma giderdi bu tip şeyler. Ve zamanla da işte dedim ki yani ben bu işi yapacağım. Çıraklıktan başladığı işte ustalaşması üzerine kendi atölyesini açmaya karar veriyor. Sade çizgisi ve tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Gördüğü talep atölyesini büyütmesini sağlıyor. Yavaş yavaş bu işi öğrendik çocukluğumuzdan sonra ve atölye açmaya karar verdim. Ve 11 yıl kadar önce bu atölyeyi açtım. Daha önce tabii ki küçük bir atölyem vardı, 70 metrekare. Ve zamanla tabii ki iş olayı biraz daha büyüdüğü için müşteri şeyimiz de arttı yavaş yavaş. Ve artık 70 metrekare yetmiyordu ve şimdi 400 metrekare bir alana geçtik. Atölye ve showroom'un aynı yerde olması tüketicinin üretimi yakından takip edebilmesini sağlıyor. Alt katta atölye, üst katta showroom. Mesela bu insanlar açısından da iyi. Çünkü gelen insanlara burada her şeyi daha açık gösterebiliyoruz, masifi gösterebiliyoruz. Yani geldiklerinde mesela bütün her şeyi net olarak görmüş oluyor. Mesela normal bir mağazaya gittiği zaman direkt orada bitmiş olayı görüyor. Ama bize geldiğinde direkt masifi de görüyor, nasıl yapıldığını da görüyor. Ayhan'a da butik bir hizmet anlayışını benimsiyor. Sipariş üzeri çalışıyoruz. Mimarlara da çalışıyoruz. Mimarlar da getiriyor, çizim falan getiriyor. Onlara da o çizimlerini yapıyoruz. Gelen müşteriler, ev müşterileri de geliyor. Onlara da gelip burada seçiyor veya biraz daha değişik yapıyor. O şekilde de burada hizmet veriyoruz. Ada müşterilerine kullanılacak ağacın türüne göre alternatifler sunuyor. Ağacını direkt kendisi seçebiliyor burada. Yani biz mesela birkaç tane ağacı yan yana koyup mesela masa istediğinde diyelim. İşte diyebilir ki bize işte ben damarlı istiyorum, işte ben damarlı istemiyorum, direkt düz istiyorum. Yani o şansı var mesela, o avantajı var. Mobilyaya dair her şey bu showroom'da var. Dekorasyonda doğallığı tercih edenler sıcak ve samimi, gösterişten uzak mobilyalara ilgi duyuyor. Bu tarz geçmişten günümüze bir köprü işlevi de görüyor. En az 100 çeşit ürünümüz var. Bu masa olsun, dolaplarımız olsun, sehpa, işte televizyon ünitesi, konsol, yatak, çalışma masası, puf, mutfak. Bu tip bir sürü ürünlerimiz var yani sayamadığım daha birçok ürünler var. Ve bunun yanında şunu da tabii belirteyim. Varaklı işler de yapıyoruz mesela. Varaklı işte altın varak oluyor, gümüş varak oluyor. Bu tip işler de yapıyoruz, lake işler yapıyoruz. Masif, kaplamalı, cilalı. Ayhan'a da tasarımlarında yüzlerce yıllık meşe, ceviz ve kestane ağaçlarını kullanıyor. Çünkü daha dayanıklı olduklarını düşünüyor. Bizde çoğunlukta ön plana çıkan ağaç meşe ağacı. Çünkü bizim ülkemizin bir numara ağacı meşe. Yani kalite olarak bir numara Türkiye'de meşe ağacıdır yerli olarak. Onun için biz çoğunlukla meşe kullanıyoruz. Kesilmiş ağaçlar değil bunlar. Çoğu Anadolu'nun birçok bölgesinden
artık kullanılmayan konutlardan, ambarlardan temin ediliyor. Bu meşe ağaçları zaten daha öncesinde yani en az 100 yıl olarak yani ambarlarda kullanılmış ve boya görmemiş, cila görmemiş. Ona rağmen üstünde sadece yarım santim, bir santim gibi etkilenmiş ve biz onu siliyoruz, yeniden tertemiz evlere sunuyoruz. Bütün Anadolu'yu dolaşıyoruz. Yani oradaki ambarlar var, eski evler var. Onları alıyoruz, onlardan bunları yapıyoruz. Böylelikle ağacın kuruyup kurumadığına dair bir endişe de taşımıyor Ayhan'a. Eskiler her zaman daha iyi çünkü kurumuş oluyor. Yani fazlasıyla kurumuş oluyor ve ileride dönme çekme gibi sorunlar yaşanmıyor. Çünkü yeni ağaçlarda bu mutlaka ne kadar fırınlansa bile mutlaka çalışma olur. Üretim sırasında ortaya çıkan atık denebilecek küçük parçalar da değerlendiriliyor ve bir sehpaya dönüşüyor. Ekibine güveniyor Ayhan'a da. Üretimde tecrübeli ustalarla çalışıyor olmak kaliteyi yükseltiyor. 6 tane çalışanım var. Bunlar da kaliteli ustalar. Şimdi artık yeni elemanlar yetişmiyor zaten. Yani hep eski elemanlar, bendeki elemanlar. Onun için hepsi yani kaliteli işler çıkıyor yani bizden. Ayhan Adan'ın başarısının sırrı işini aşkla yapmasında saklı. Yaptığım işten gurur duyuyorum, mutlu oluyorum, zevkli bir iş. Yani ağaçla bir şey yapmak çok zevkli. Yani çoğu insan da zaten bunu dışarıdan söylüyor. Mesela gördüğünde diyor ki çok güzel bu şeyle çalışmak, yani gurur duyun diyor sizde. Onun için ben de her zaman gurur duyuyorum yaptığım işle. Azmin de öyküsü oluyor Ayhan Adan'ın anlattıkları. 11 yıl önce sadece kendi başıma çalışarak başladım, sıfırdan başladım. Yani makinelerim bile yoktu, emanet makine alarak yola çıktım. Ama devamında şu ana kadar yani büyüte yani 400 metrekare yerim var. Yani zamanla büyütüyoruz ama hedef yani 50 eleman çalıştırmak bir gün. İnanmak lazım, inanmak kazanmanın yarısıdır. İnandıktan sonra oluyor. Ahşap mobilyanın pahalı olduğu önyargısını yıkıyor Ayhan'a da. Diğer mobilyalarla kıyaslama yaparken kullanım ömrü göz önünde bulundurulmalı diyor. 100 yıl şu ağaç dışarıda durmuş ve hala kullanılıyor. Yani şunu evine koyduğu zaman değil 100-200 yılda çoluğuna çocuğuna da bunu kullanabilir. Yani torunları bile belki de bunu göreceklerdir. Çünkü diyecektir yani dedemden kaldı, annenemden kaldı, babaannemden kaldı bu. Yani işte onun için bunun değeri benim için çok önemlidir. Yani bunları hep söyleyecektir. Çünkü ağaçta çok çok cilası ancak çizilebilir. O da bir zımpara olur, tekrar cila olur. Müşterileri ağırlıklı olarak referans yoluyla ulaşıyor Ayhan Adaya. Ada Türkiye geneline hizmet verdiklerini dile getirerek sözlerini noktalıyor. Bize masif iş yaptıran bir insan akrabalarına, çevresine, bütün herkese tavsiye ediyor. Çünkü yani o sıcaklığı hissediyor artık ve uygun olduğunu da düşünüyor. Ve devamında çevre hep büyüyor yani. Ayhan Ada Mobilya olarak Türkiye genelinde herkese hitap ediyoruz. Bundan sonra da kaliteli iş olarak insanlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Yaptığımız işin her zaman arkasındayız.